Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi çok değerli genç bir arkadaşımız var. Çok güzel bir stand-up'u var efendim. Ondan bir parçayı bizlere anlatmak istiyor. Alkışlarınızla Salih Tıraş geliyor. Evet, iyi akşamlar. Merhabalar. Merhabalar. Sağ olun buraya beni davet ettiğiniz için. Benim için çok değerli arkadaşlar. Bu önemli gösteri için yurt dışından geldim. Esenler'den geliyorum. Esenler çok değişmiş, çok Türk var. Vallahi eskisi gibi değil Los Angeles. Biraz garip. Ben 3 yıldır stand-up yapıyorum. İlk sahneye çıktığımda bir Açık Mikrofon gecesinde sahne aldım. O zaman da bir arkadaşım beni sahnedeyken kaydetmiş, görüntüleri bana yolladı. Ben de onları Twitter'a yükledim, bir hoşluk olsun diye, işte stand-up gösterim falan diye. Twitter'da Ahbap platformu var, biliyor musunuz? Ahbap hareketi. İşte onlar bana ulaştılar. Yardım etmek istediklerini söylediler. Yani Haluk Levent annemi bulmuş, bizim eve gelmiş. Salih çok özel bir çocuk demiş. Onu kurtaracağız falan demiş. Ama annem stand-up yaptığımı bilmiyordu. Öğrendi bu vesileyle. Çok sinirlendi. Eve geldim böyle. Utanmaz, her şeyimizi anlatmışsın lan. El demiyorsun, ar demiyorsun. Ya bir eş dost görse, bir akrabamız görse. Anne dedim, pavyonda çıkmıyoruz ki. Bizim akrabalar nereden görecek? Yani... Böyle yerlere gelmezler diye düşünüyorum. Evet, stand-up maceram biraz böyle başladı. Artık ama yavaş yavaş sektörde gibi hissediyorum kendimi. Yani rakiplerimi inceliyorum, yeni projelerine bakıyorum. İşte Cem Yılmaz var biliyorsunuz. İşte Doğu Demirkol, Ata Demirer, işte Güldür Güldür en komik sahnelere bakıyorum. Eskilerden Nasrettin Hoca var. Nasrettin Hoca'yla başladım aslında stand-up serüvenine. Çünkü yani bu topraklara mizah getiren insan. Gerçekten çok değerli bir isim. Onun hikayelerine baktım, fıkralarını okudum. Ve şeyi fark ettim, yani Nasrettin Hoca diyorum günümüzde yaşasa kesin YouTuber olurdu. Her şeyi uyuyor. Komşuma kazan şakası yaptım. Dev göle maya çaldım. İşte, hashtag ya tutarsa falan. İşte. Sarayda 24 saat geçirdim, kellem uçuyordu. İşte. Molla Kasım kışkırtma falan. Hani hep böyle troll modda yaşamış. Ama hikayelerde bir sıkıntı var yani, güncellenmesi lazım diye düşünüyorum. Anlaşılması biraz güç. Mesela kazan hikayesinde hoca komşusundan bir kazan ödünç alıyor. Geri verirken içine bir tencere koyuyor. Diyor ki kazan doğurdu. Buradan birinizle denemek istiyorum. Mesela hanımefendi siz de deneyelim. Mesela sizin komşunuzmuşum gibi düşünelim. Evinizde kazan var mı bu arada? Yok işte, fıkra bitti arkadaşlar. Komedyenlik de hani öyle bir anda yapılacak bir şey değil. Ben sektördeyim diyorum ama neden başladım diye sürekli düşünüyorum. Hep çocukluğuma iniyorum. Zor bir çocukluk geçirdim ben. Gerçekten mutsuzdum arkadaşlar. Ve buraları böyle bir terapi seansı gibi dinlemenizi istemem. Şaka olsun diye anlatıyorum yine. Ben açtım bu problemleri. Ama mutsuzum ama tam adını koyamıyorum. Yani hayatın olağan akışı bu gibi geliyor. Herkes benim gibi mutsuz diye düşünüyorum. Çünkü kıyaslama yapacağım gerçekten kimse yoktu. Mesela teyzemlere gidiyoruz. Eniştem kuzenimin sırtında sandalye kırıyor. 5 dakika sonra sofraya oturuyoruz. Ve hiç konuşulmuyor bu. Yani sofrada değişen bir tane bir şey var. O da bir tane sandalye. Yani kuzenim ayakta yiyor, o kadar yani. Bu lise yıllarında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi hatırlayan var mı? O dizi çok popülerdi. Sınıfta da böyle herkes izliyor diziyi. Herkes üzülüyor. Ben anlam veremiyorum yani. Niye üzülüyorlar ki falan diye düşünüyorum. Diziyi de izlemeyenler için şöyle anlatayım işte. Yıkılmak üzere olan bir aile var. Baba hayırsız, evdeki herkese zulmediyor. Anne aileyi bir arada tutmaya çalışıyor. Çocuklar arada perişan oluyor filan. Biz zaten evde dizi gibi izlemiyorduk. Yani canlandırma gibi izliyoruz. Yani yeni bölümde ne olacak merak etmiyoruz. Zaten evde olanlar filan diye düşünüyoruz. Yani iletişim kurmak gerçekten evdekilerle bizim çok zor. Ben çok zorlanıyorum. Mesela annemle iletişim kurmak da çok zorlanıyorum. Basit bir döngü vardır iletişimde. Kaynak alıcıya bir mesaj iletir. Alıcı mesajı alır, bir geri bildirim verir, tamam mı? Bu bir iletişim döngüsü. Ben anneme bir mesaj iletiyorum. O bana başka bir döngüden bir geri bildirim veriyor. Bir gün böyle kek yapmış. Anneciğim dedim, kek çok güzel olmuş. Tarçın mı koydun içerisine dedim. Devlet de bekçi alacakmış diye bir şey söyledi bana. Ne diyeyim şimdi, eline mi sağlık yani? Beni böyle baga sokuyor, tamam mı? Ne diyeceğimi kestiremiyorum. Ve sürekli araya sıkıştırıyor bunları. Bekçi ol, polis ol, asker ol. Böyle uzman çavuş falan diyor konudan bağımsız şekilde evde. Ve bu sıkıntı başka yerlerde rahatsızlık vermeye başladı. Kadınlarla iletişim kurmakta çok zorlanıyorum. İyi bir iletişim örneği hiçbir zaman yaşamadığım için. Kadınlarla aram kötü biraz açıkçası.
aslında bazen şansım yaver gidiyor. Geçenlerde bir iş arkadaşımla böyle samimi olmaya başladık. Çok tatlı bir hanımefendi, çok hoş bir hanımefendi. Ben de böyle yavaş yavaş yaklaşıyorum falan. Bir gün dışarıda yemeğe davet ettim. O da kabul etti. İşte buluştuk, yedik içtik. Buluşmanın sonlarına doğru dedim ki senden hoşlanıyorum. Yorgunum diye bir şey söyledi bana. Nasıl yorgunsun ya falan dedim. Yorgunum hadi sahip görüşürüz dedi gitti böyle. Ben de böyle arkadaşlarıma sordum. Oğlum dedim kızı açıldım senden hoşlanıyorum dedim. Yorgunum dedi falan. Dediler ki seni kibarca reddetmiş. Hani kalbini kırmak istememiş, seni üzmek istememiş. Ama bence böyle dememesi gerekiyor. Direkt hayır istemiyorum demesi gerekiyor. Çünkü yorgunum deyince şöyle düşünüyorum. Demek ki bir dinlense diyorum hani... O zaman olacak diyorum yani. Şöyle bir çay demlese, televizyonun karşısına geçse, güldür güldür açsa... O zaman belki sever diye düşünüyorum. Ama olmuyor nedense bilmiyorum yani. Bir de aynı iş yerinde çalıştığımız için ertesi gün hemen karşılaştık. Çok gergin bir karşılaşma oldu. Seda, merhaba. Nasıl dinlenebildin mi? Yorgun musun hala falan oldum. Salih Allah aşkına bu muhabbeti kes dedi. Ben de dedim ki neden olmadı, neden istemiyorsun? Ben seni arkadaşım olarak görüyorum dedi. Buna çok şaşırdım çünkü genelde herkes beni sevgilisi olarak görür otomatik olarak. Şaşırttı beni. Dedim ki hakikaten beni yeme, neyimi beğenmediysen söyle filan. Ya dedi bir şeyini beğenmediğimden değil, en başından beri hep arkadaş gibi konuştuğumuz için seninle... ...seninle ilgili hiç öyle bir şey düşünmedim dedi. Dünyada aklıma gelecek son kişi sendin dedi. Nasıl yani son kişi diyorum ya? İsmail Türüt'ten de mi sonrayım yani? Ne bileyim Mustafa Sarıgül benden önce mi mesela? Kahtalı Mıçı var, Rambo Okan filan var hani... Bari ilk yüze girseydim diyorum anladın mı? Hani kadınlar bazen acımasız olabiliyor gerçekten. Ama bu da çok üzmedi beni. Çünkü bir keresinde başka bir arkadaşıma senden hoşlanıyorum dedim. Salih ben seni arkadaşım olarak da görmüyorum dedim. Seni görmüyorum yani bir anda yok oldum gözünde kızım. Aslında her şey yolunda gitse bile benim başka problemlerim de var arkadaşlar. Diyelim bir kadınla hakikaten sevgili olduk, ikna ettim falan. Bizim ev bana çok müsaade etmiyor açıkçası. Bizim ev yalnızca annemle babamın birlikte olabilmesi için dizayn edilmiş gibi. Evde başka hiçbir canlı yapamıyor diye düşünüyorum. Yani üç tane karınca görüyorum farklı yerlerde ve hep aynı karıncalar. Çoğalamıyorlar mı, kraliçe mi yok bilmiyorum. Bir sıkıntı var yani. Bazen düşünüyorum işte eve işte bir sevgilimle geliyoruz diyelim. Hani olmaz da öyle farazen dinleyin işte. İşte gel hayatım odama geçelim diyorum. Benim odaya bir giriyoruz, benim yatağın üstünde tarhana serili. İşte, gel bari duşa girelim diyorum. Duşta 50 tane bidon var. Olası bir 30 yıllık su kesicisine karşı depolanmış. Hani... Oturma odasına geçelim diyorum. Dedem çıkıyor sondasıyla oturma odasından. İşte salonda biber kurutuluyor falan. Ev hiç müsaade etmiyor gerçekten. Ya 2 sene kadar önce benim bir kız arkadaşım vardı aslına bakarsanız. Bir tane kız arkadaşım vardı toplamda. O da oydu yani ondan bahsedeceğim. Bir hafta sonra annem ve babam şehir dışına seyahate çıktılar böyle. Ben de böyle seviniyorum tamam mı işte kızla gezeriz, arabayla gideriz bir yerlere falan diye düşünüyorum. Şehir dışına seyahat dediysem de öyle küçük bir Doğu Avrupa tatili falan değil yani. Köye bekmez kaynatmaya gittiler işte. Ben de böyle mutluyum falan. Kızı alırım diyorum. Pikniğe gideriz, mangal yakarız falan böyle hayaller kuruyorum. Hayal kurarken de yine mangalı yakarım yani. Kızı alacağım işte arabanın yanına gittim akşam işten çıkınca. Arabaya bir bakım arabada kabak var tamam mı? 8-10 tane bal kabağı. Ama çok büyükler yani insan boyutlarındalar. Kabakları görseniz şey dersiniz, bunlar dün gece 12'de kabağa dönüş, bu normal değil dersiniz yani. Ve babam aradı, baba dedim bu ne arabanın içi kabak dolu sen ne yapıyorsun falan dedim. He ben o yoldan geçerken adam tarlasından ucuz aldım gibi müthiş bir açıklama yaptı bana. Arabada bir sürü kabak var falan, kıza gideceğim ama... Kızın oturacak koltuk yok tamam mı? Ön koltukta bir tane kabak oturuyor, şöyle bir yokladım. Yerinden oynatamadım. Artık... Gittim yani, bindim arabaya, kızı almaya gidiyorum. Yolda bir şeyler düşünürüm dedim. İndim arabadan işte kızın yanına gelince, aşkım dedim... Ya dedim, şuna bir el atar mısın şimdi? Kabak taşıyarak başladı buluşma, anlatabiliyor muyum? Çok kötü bir başlangıç. Aldık kabağı arkaya işte, kız oturdu. Giderken bana şey diyor, aşkım baban Halloween'e mi hazırlanıyor diyor. O an böyle... Dikiz aynasından sallanan ayetel kürsüyle göz göze geldim ve... Evet dedim, aşkım hiç kaçırmaz babam. Halloween, Christmas, Çorum'da gelenektir dedim yani. Evet, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum, sağ olun. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.